Artık bana bir şey söylesin. Ulan çıldırtacaksınız beni. Sen nereye? Çocuğa bakacağım. Abla. Yapma. Çık lan! Çık dışarı! Buradan çıkabileceğini mi zannettin sen ha? Eğer ben gidersem kardeşin de benimle beraber gelir. Ben bu numaraları yemem. Necla sakin, sakin. Bu adamı vururum. Hiç şakam yok. Anlıyor musun lan? Ben sana bir şaka yapacağım ama. Necla! Necla gözünü seveyim sakin. Necla! Başlama. Şimdi buradan gidiyorum. Ağır ağır en ufak bir hareketinde onu vururum. Necla gözünü seveyim. Necla. Tekrar görüşeceğiz. O zaman yana vuran kolu kopartıp senin önüne atacağım. Vurun lan. Necla sakin. Abla. Abla ne yapıyorsun? Beni mi vuracaksın ha? Ha? Fena mı olur? Şehir eylemi ihanetini de böylece ödemiş olursun ha? Ne dersin? İşim bitti lan senin. İşim bitti! Kızım zaten anasız. Şimdi dayısız mı kalsın? Necla! Bu senin kızın. Ne? Necla! Bu senin kızın. Ağırlık canıma yetti. Sen bebeğini kaybetmedin. Ben onu aldım. Bu senin kızın Necla. Hoca babam. Ben size taşınmaya karar verdim. Aman İmran. Ben su getireyim. Allah'ım olsun. Aman İmran. Havaya bak, havaya bak. Bak havaya. Boğulacaksın lan. Bak ne bak. Aman hocam baba, tıkanacak zaman mı Allah sen ya? Ulan sen bizim eve ne diye taşınacakmışsın? Ne bileyim Sümet? Şimdi koca baba,
Bizim malum it bağlasan durmaz bir göz odamız var. Ve? Ya ben oraya 150 gayme veriyordum. Bizim zalim ev sahibi geldi, 175 gayme vereceğim dedi. Ya etme dedim, tutma dedim. Yok, adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Ezin olacak İbrahim. Çocuk kalmış sokakta. Sen git al eşyalarını oğlum, yatağın yorganı. Gelirse burada kalırsın. Yer var nasıl olsa. Bak. Eğer benimle oyun oynamak istiyorsan... oynayalım. Ama... Nihan'a zarar verecek. Herhangi bir adım atarsan... ya da... aldığın nefesin... bir şekilde... Nihan'a değdiğini anlarsan... senin o nefesini... keserim. Kabadayılık etme uzman. Ben sana bu kadar diyeyim. Eğer bu dediklerimi yapmazsan... seni o dağdaki kuşların bile kurtaramaz. Anladın? Evlenecek misin? Evet. İyi. Evin önüne de jandarma ileri karakolu yazarsınız bundan böyle. Ben onunla evleneceğim. Yolculuk bitti avukat hanım. Geçmiş olsun. Kimsiniz siz ya? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Aç şu camı. Delerim kafayı rahat dur. Ver silahını. Buyur avukat hanım, gidin. Bırak beni, bırak! Kalabat amca, bırak! Ağaya selam. Söyleyin, attığı adıma dikkat etsin. Verin cep telefonlarınızı. Adamları tekrar ikaz et de herhangi bir salaklık etmesinler. Herkes haddini bilsin. Yalnız ben talimatları sizden almıyorum. Seyfi, yeter.
Beyefendi, benim adamlarım ne zaman, nerede, ne yapacağını çok iyi bilir. Sen merak etme. He? Top sende artık. Bakır. Bu senin. Para veren altın bulsun. Bir aksaklık olmazsa geri kalan da hazır. Aklında bulunsun. Bunu diş kirası olarak kabul ediyorum. Hadi eyvallah. Yok komutanım ya. Yeni aradım da duruşmalı herhalde. He. İyi. Gel de çaylayalım. Gir. Şeyi söylediniz mi söyleyeyim mi? Hallettim Anas Bey benim. Komutanım. Ben eğer iziniz olursa Ata Bey'e gidip... Ha bu izin mevzusu da çayın yanına ne güzel gider ha. Vallahi komutanım, siz annemle telefonda konuşun, bu işi halledin. Ben 3 sene izin almayacağım, yemin ediyorum. Anne Osman'a nasıl bir terör uyguladıysa artık. Ben karışmam vallahi kardeşim. Kendi işini kendin hallet, beni anneye bulaştırma. Hallederiz ya Osman, sıkma canım. Hemen halledebilirsek komutanım. Gir. Ne zaman lazım sana, yarın mı? Sizin için uygunsa yarın iyi olur. Ben giderim, 3 gün kalır, hemen geri dönerim. 3 gün yetecek mi orada? Nereye komutanım? Bak bana hiç söylemiyorsun ya. Vay vay vay, çok sevindim komutanım. Hay Allah'ım sana şükürler olsun. Cenab-ı Allah bir yastıkta yaşamayı kocam etsin, size nasip etsin inşallah. Çoluğunu, çocuğunu, tombalarını gör inşallah ya. Vallahi çok sevindim komutanım ya. Gördünüz mü komutanım? Gördük Mahmut. Tıraşın gelmiş senin. Hadi bakalım. Gördünüz demek ki komutanım. Ben gideyim. Bu tam gamlı baykuş ha. Sabah ne dedi bana? Ne dedi ula? Komutanım dedi, senin başlık parası hazır mı dedi. Bir de ne dedi, dur bakayım. 7 metre zincir 2 milyar nakit mi? 2 metre zincirde 7 milyar nakit, öyle bir şey işte. Sen git ula, git sen git. Git. Gözlerine de bakın şunun. Sabah şeriflerin hayırlı olsun kocanam, anaların en güzeli. Sen de sabah şeriflerin hayırlı olsun kocuğum. Serpilet, sen böyle öğlene kadar yatıvereceksin mi ilk ayrı? Yok koca babam, aslında hiç ihtiyacım değildir ama dün eşya taşıdık ya, ondan yoruldum. Ulan eşya dedin 2 parça, yorgan bir oğlum be. Uyuversin çocuk, ilişme ona. Kocanam benim. Ne yiyeceğim bakayım? Vallahi hiç öyle uslu bir şeye gerek yok kocanam. Ben 4 tane yumurta yerim.
Peynir, zeytin, salatalık, domates, ekmeğin arasında da ceviz koyarız. Senin o güzel reçelliğinden de vardı bal kaymak. Artık senin gönlünden de ne koparsa Allah ne verdiyse yeriz gariban iş. Hadi bakayım. Hadi ben bir yüzümü yıkayıvereyim. Allah sana manda şifası versin, he? Manda şifası versin. Bir de utanmadan Allah ne verirse diyor ya. Bundaki işkemedeki kamyondan beri. Dokunma oğlana, dokunma. Aman be İbrahim, sakın dışı şey bak gari. Bak Fatma, demedi deme. Demedi deme, bu bizim hac için biriktirdiğimiz para iyi verecek bu oğlan. Bak, şuraya yazı veriyor. Bak, şuraya. Yumurtayla hacca mı gidilirmiş? İyi, ver o zaman. Ver bütün yumurtaları yesin. Ver tavukları da yesin. Bak şu yüzü şakır şakır akıtıyor, bak. Nihan Hanım! Nihan Hanım ağam! Ağam Nihan Hanım! Ya ne bu ağam? Nihan Hanım ağam! Ağam yolumuzu kestiler. Benim de bir telefonumu alınca... Lan bırak telefonu. Nihan nerede? Nihan Hanım'ı götürdüler ağam. Aniden yolumuzu kestiler. Üç kişiydiler ağam. Arabanın lastiğini patlattılar. Benim de silahımı alınca hiçbir şey yapamadım ağam. Ötem. Baba. Nere? Ben kurbaya haber vereceğim baba. Siz de birilerine haber verin. Hadi ben kaçtım. Aga, Necla'ya ulaşsa. Necla mı? Necla'nın kolu uzun. Belki bir şey yapar da bulup çıkartır Nihan'ımı. O sadece kendi vukuatından haberdardır. Bu işi de o yaptıysa zaten şeytan görsün yüzümü. Gelmeyin. Ne? Benim çağırdığımı söyledin. Söyledim aval. Ne dedi? Hiç konuşmayın. Seni çağırttım. Bak, benim otoritemi ayaklar altına almana müsaade etmeyeceğim Necla. Anlıyorsun beni. Söylediklerimi duyuyor musun? Ne istiyorsun? Yemek yemiyorsun. Değerlendirmelere katılmıyorsun. Çağırıyorum ve gelmiyorsun. İstemiyorum. Bak, sorun neyse konuşalım. Konuşalım ve... Ve ne? Ne yapacaksın? Çözecek misin sorunumu? Hangi sorunu çözdün bugüne kadar? Hangi? Bak, sabrım taşıyor Necla. Çok umurumda. Bana bölüğümü ver. İstediğim ölü Necla değil. Bana bölüğümü geri ver. Ben de sana ölü Necla'yı vereyim. Senin intihar aracın olmayacağım Necla. Bunu kafana sok. Nöbet yok beyler. Herhangi bir yanlış yapanı ikaz etmem vururam. Yanlışın ne olduğunu bilirsin sen. Tamam ya, kaç kere ikaz edeceksin? Anlayın da o bağın yeter. Cavit get, yiyecek bir şeyler getir. Sen de kapıda dur. Şu
Şu ağzındakini de çıkartacağım şimdi. Ama bağırıp çağırdığın anda tekrar bağlayacağım ona göre. Allah belanızı versin. Kredim bitiyor hanımefendi. Bir dahaki sefere fena yaparım bile sen. Aa, işte bu güzel oldu Seyfi. Oh be, ellerine sağlık. İşte buna Türk kahvesi diyorlar. He? Musakka gitti. Baklava da sizlere ömür. Türk kahvesinde eli kulağında. Musakka baklava nereye gitti abi? Ya boş ver Seyfi ya. Boş ver oğlum ya. Abi bir tane dişi buldum. Dişini yaptırmak istersen. Ben dişimi yaptırmayacağım. Vallahi sen bilirsin de abi, işin ehli bir adam. Ben dişimi yaptırmayacağım. Bak orada o uyuk kalacak ki ben ne zaman içki içsem, ne zaman leblebi yesem, o leblebi gidecek, o dişin içine girecek ki bana o uzmanı hatırlatsın. Mesele sıcak kalsın. Ki ben ona ecel olayım. Selamünaleyküm. Osman Kanat'ı çağırabilir misin kardeşim? Sana zahmet ya. Kim diyelim? Ethem Tekintaş. Bekleyin. Muhammed, Osman komutanımıza haber versene. Ziyaretçisi gelmiş. Ethem Tekintaş. Ya olacak şey değil ya. Olacak şey değil ya. Kazık kadar adamı aramızda. Elinde tutuverelim bari. Aman be, ne bıdır diyorsun gene? Ya çarşı pazar, biz bundan mı dolaşacağız böyle ya? Eski köy yeni adet. İbrahim, bizim itikadımızda süt evladın has evlattan farkı yok ya. Ne var bunu versin çocuk? Ya ne oldu sana birdenbire böyle kabarıverdin buna yarmaya? He? Aman nasıl? Be aman, ne kabarcaymışsın aman. Kocanım, benim odamda rutubet var. Benim bu odam mı dedi? Azıcık camı açıverseydin ya. Yok, ben diyorum ki Osman odasına ben geçiveren. Nasıl olsa Osman gitti gidecek. O ne biçim laf? Densiz. Ama kocanım. Beni bak. Osman'ın bir yere gittiği falan yok. Kendi kendinize grup çözmeyin bak kendin. Reziller. Daha dur, daha dur. Sen daha çok bir şey yiyeceksin. Daha dur. Sanki sadece ben yiyeceğim. Sen de yiyeceksin. Yemek yer misin? He? Yemek diyorum karavana. Yok sağ olun size, afiyet olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Başka zaman, zaman o zaman değil biliyor musunuz? Sağ olun, afiyet olsun size, sağ olun. Biz kendi şahsımızı yiyelim o zaman. Ya bak, o kadar da kötü değil yani. İstersen yiyebilirsin. Yok yok, Ethem Bey yemiyor demek ki. Karavanadan kafa gitmiş tabi. Aa, sofrasına alışmış tabi. Bizim karavanaya burun kıvırdı. Yok yok, tam olarak burun kıvırmaktan değil o. Onun Osman Kanat'la öyle işi var. Kimin lan? Ethem ya, Ethem. Ethem ki? Ya yok mu ya, Harun oğlu geçen kurtardık. Tamam tamam. He. He, o işte. O şimdi Osman Kanat'ın kayınçosu oluyor. Ne? Ya. Ya sen de konuşursan öyle bilip bilmeden. Nasip diyeceksin, nasip. Şunu da alırım. Hiç tartışmak istemedim onunla. Bilip bilmeden bana diyor, bilip bilmeden. Neden biliyorum bilip bilmedim ya? Değil mi hoca? Allah Allah. Değil mi Muharrem ya? Senin de burnuna yanık kokusu gelmiyor mu? Geliyor. Ya? Yaktı yine bir şeyler bu sohbet. Gıcık oluyorum abi ya. Ya sen de saftirik bir adamsın Muharrem. Bunu niye onbaşı yaptılar ya? Of. Gelin gelin. Arkadaşlar, A ve oğlu Osman Kanat'ı iç güvey sağlıyor. Yok artık. Oğlum sen ne pis, ne çirkef bir adam oldun ya.
Koca karı gibi bütün gün dırdırsın abi ya. Allah Allah. Tabii. Ne yapıyorsun, ne çirkin adam oldum. Ha? Koca karı gibi nasıl böyle bir benzetmede bulundun bana? Allah Allah ya. Ama dediklerim çıkmıyor mu hocam? Hocam çıkıyor arada da. Ya arkadaşım belki de bir işini halletmeye geldi. Burası karakol. Yani buraya gelmeyecek de nereye gelecek? Ya hoca bak seni yine tenzih ediyorum ama başta bu Muharrem, Sait ve Cavuş Taner olmak üzere benim dediğimi anlamıyorlar. Çok saftiridir ya. Allah Allah. Sen çok akıllısın. Püsketin ne olduğunu ben öğrettim sana. Ya Osman, izni imzaladık diyelim. Elimizde bilgi yok, ipucu yok, hiç. Ne yapacaksın? Bilmiyorum komutanım. Bilmiyorum. Ama ben burada oturup bekleyemem. Ulan tamam anladık, durum nazik bir durum da. Şimdi ben biliyorum adım gibi arkadaş ya. Bu adam buradan bir tane belayla gidecek, 10 tanesiyle gelecek ya. Komutanım, ben burada bekleyemem. Tamam Osman, tamam. Bak izni imzalıyorum ama kesinlikle tek başına hareket etmek yok, tamam mı? Anlaşıldı komutanım. Biz de ilçe jandarmayı, emniyeti falan bir soruşturalım başlamışım. Belki bir gelişme olmuştur. Sağ olun. Ethem, önce ilçeye inelim. Toplayabileceğimiz kadar bilgi toplayalım. Tamam. Sizin ev arayan olmuş mu? Herhangi biri. Yani bir şey biliyor musun? Kalafata söylediğine göre 3 kişilermiş silahlı. Ondan sonra arabanın önünü kesmişler. Lastiği falan patlatmışlar. Niyanı alıp kaçmışlar abici. Gel amca. Çok geçmiş olsun amca. Gel gel sağ ol. Bir haber verme amcanın yanında. Neredeymiş? La kimse bir şey bilmiyor. Jandarmaya şikayetimizi yaptık. Ağa kalafat olan biteni anlattı. Şimdi tahkikat yapıyorlar. Polis bir yandan, jandarma bir yandan. Allah gözünü seveyim bir haber. Amca ben ne yapayım? Bana bir emrin var mı? Sen daha kuş uçurma yeter. Kuş mu? Bu ne demek şimdi ya? La şu mesele. La onu konuşmadık. La hakikaten mi o? Ne hakikaten amca Allah aşkına ya? Kulaklarımla duydum her şeyi. Ya kulaklarını yıkat o zaman Kalafat. Kulaklarıyla duymuş. Ya mesele tatil meselesi amca. Bir arkadaşımla tatil planladık. Yok dağa mı gitsek, denize mi gitsek filan diye. Dağ hikayesi oradan geliyor anlayacağın. Ya kusura bakma da amca yani hovardalığımızla burada tartışmayalım ha. Vallahi öyle bir şey yok amca ya. La bunların zamanı değil. Nihan yok ortada. Nihan gitti. Bir şeyler yapalım amca o zaman. Zaten bizim Osman'ı da aldı. Onlar da bir başka koldan araştırma yapacaklar. Bak. Bizim Osman'ın. Yeğen, bu çocuk Ethem'i itin köpeğin elinden aldı. O da bizim değilse dünyada benim hiçbir şeyim yok demektir. Sizin Osman hava basmaya devam etsin amca. Ben Nihan'ı bulacağım. Sen hiç canını sıkma. Seyfi, korkutsunlar şunu biraz, tamam mı? Gözünü korkutsunlar.
cürt etme lan! Ya cürt etme! Ben senin patronun eşek yüküyle para sayıyorum ulan! Bir de senin şurada astrolojik kaprizi mi çekeceğim? Hıyar! Hıyar! Hayret bir şey ya. Ulan burada bu işler böyle yürüyor demek ki ya. İyi o zaman. İyi o zaman. Biz de girelim işin içine. Böylesi daha iyi olur belki. Bon pourrien. Amanın, amanın, amanın. Ah, iki evin bir güzel kızı Zeliha'm. Eli işi nakışlı gümüşlü güzel kızım benim. Ay, başın pınar ayağın göl olsun yavrum. Allah seni iki cihanda aziz etsin. Rezem ne güzel konuşuyorsun öyle ya. Şiir gibi valla. Asaletli kızsın Zeliha'm, insaniyetli kızsın. Yaşıtlanlan, dışarılarda oylanacağın yerde... Gelmiş benim gibi ihtiyar kadınla vakit geçiriyorsun güzel kızım benim. Ben sana ne diyeyim yavrum ne diyeyim? Hayır duamı alıyorsun. Ne diyeyim başka? Sarp'la sizde mi kalacak teyzem? He ya. O da bir garibim işte. Ne yapsın? Serbülent'in anasıyla rahmetlikten biz teyze uşaklarıyız. Bildin mi? Böyle mi olur? Rahmetli babası da benim İbrahim'in analığıyla akraba. Ben de mecbur kalıp Serbülent'i emzirince oldum bana Serbülent oğul. Aman ne akrabalıkmış teyzem. Oho! Osmanlı gırkları karıştı bunların. İyi bir insan ama. Çok temiz kalpli, fedakar. Osman değil mi? Çok iyidir. Çok iyidir Zeliha'm. İyi kalplidir, fedakardır. Ah Osman'ım benim. Yok, ben Serbülent'i de dedim ama. Şimdi kömür almaya mı gitti onlar? He ya. Birazdan gelir kömürciler. Ya koca baba, yalıtım yaptı eve, yalıtım. Yaptırmazsan yalıtımı böyle gece gündüz sabah akşam yakarsın sobayı har har. Ne yalatması be? Yalıtım diyorum, yalıtım. Eve mantolama yapıp giydireceksin evi. Ona yalıtım diyorlar. Ya Serbülent, biz kendimize manto alamıyoruz be. Kocanın üzerindeki manto kaç dedik sen biliyor musun? Allah bilir. Yalnız muhabbete saldırmayalım Sayın abi. Biz burada topak topak Sibirya kömür atarken siz orada sallanıyorsunuz. Bir dakika koca baba. Coşkun, travmatik mi aslanım sen? Ne diyorsun lan sen? Şşş, hadi 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 giriş, hadi giriş bakayım hadi, hadi. Hoca baba. Ne? Sen artık bize bu işten yüklü bir yövmeyi yazarsın değil mi? Ne yövmeyi be? Ya, burada ağır iş yapıyoruz koca baba. Hatıra binaen yapılacak iş değil bu. Ben öyle diyorum yani. Ha. Ha tamam, tamam. Oda parasıyla yemek parası düşüverirsen Serbülent hesabı öyle yaparız. Ben de öyle diyorum. Coşkun. Görüyor musun aslanım? Emek sömürüsü bu emek. Comprado bourgeoisie. Bu iyi bir şey mi Sayın abi? Yüklen Coşkun. Yüklen. Cahil geldin, cahil gidecek. Şşş bana bak. Neymiş o compresso bourgeoisie? Sermaye daha demek, sen anlama. Çekil oradan, çekil. Gümüş yap, çek. Ya arkadaş burada olmadığını zaten biliyoruz ya. Neye geldik ki buraya? Maşallahımız var, FBI gibiyiz. Ethem. Sen benim kafamdan çıkan dumanları görüyor musun abi? Tamam abi ya. Osman, geldim ben. Haber var mı Halis? Hayır abi, hiçbir şey yok. Plaka? Kahya'nın hatırladığı numara sahte. Öyle plaka yok yani. Aracın rengini falan da araştırıyorlar ama tabii bu biraz zaman alır. Bir şey yapmamız lazım Halis. Osman,
Bu adli bir bakan. İlçe jandarmanın işi bu. Ya da polisin. Tugay bu işe dahil olamaz. Ben de gidiyorum. Nereye? Öbür tarafa. Nihan'ı bulmam lazım. Sen kardeşisin değil mi? Ha. Bir husumet, tehdit falan var mı? Yok. Yani bildiğim kadarıyla yok. O zaman Osman dolayısıyla bir şey yapılmış olabilir. Bakarım. Bak dur. Ben fenayım ya. Vallahi bak. Çöz şunu aksın. Menüyü sen seç avukat hanım. İstersen ağrısız acısız tek kurşunla şarampole indireyim seni. Yok daha elengilli olsun diyorsan aşırı dozdan uyuşturucudan git. Hem daha havalı. Ya ne yaptım ben size ya? Ne yaptım ben? Ya da trafik kazasına ne dersin? Ya ne istiyorsunuz benden? Baban asker ajanı. Yaşadı ya. Ne yaşadı? Ya saçmalamayın. Onlara çalıştığını herkes biliyor. Gerillaya silah çektiğini, ilçe kadrosunu tehdit ettiğini, ne mal olduğunu biliyor ve cezasını da kesiyor. Ya gerizekalı mısınız siz, eşkıya mısınız ya? Bırakın beni gideyim. Bırakın beni. İnsan bir afiyet olsun der ya. Osman, şu terhis olan çocuklardan birinin eskisini versenize şuna. He? Yazıktır, günahtır be. Hani sürekli arkandan dolaşıyor ya. Ambiyansa pek uymuyor yani. Tantana etme. Dinle. Bakır. Nihan nerede? Nihan kim? Bakır benim tepemin tasını attırma. Ne yaparsın uzman? He? Ne yaparsın? Kerpeten alıp bir dişimi daha mı sökersin? Ne yaparsın? Gerekirse. Benim hiç kimseden haberim yoktur. Biz de bunu yedik. Bakın. Polis gelsin. Mahkeme emrini getirsin. İfademi alsın. Evimi arasın. Ama siz benim masamdan kalkın. Tamam mı? Benim bu masamdan kalkıp gidin. Eğer bu işin içerisindeyse, eğer Nihan'ın burnu bile kanarsa, senin şah damarın kopar. Baş hayvan. Ya onu görüyoruz. Ya bir şey yok be oğlum. Kışlık nevale işte bunlar. Tabii çocuk bilmiyor. Zavallı Kamil'ciğim. Burası artık Nuh'un gemisine döndü. Arkada katır, burada koyunlar. Aha burada müerrim. Yedireceğim ben sana müerrimin etini. Yok ben sakat at yemiyorum müerrim. Saffet'e bak lan. Bir dakika ya. Biz bunları yiyecek miyiz abi? Ya işte taşın bunları yiyeceğiz. Ya ama... Ya ne aması ya? Löp 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 götürüyorsun etleri, kıymaları. Nereden geliyor onlar? Çikolata fabrikasından mı? Aman bacım çok şekerler ya.
Ya Kamilciğim, bu kadar dert etme kendine. Baksana Saffet'e. Daha şimdiden onları o köfte olarak görmeye başladım. Yollar kışın kapandığında hiç böyle düşünmeyeceksin. Boş ver. Ben gideyim de şunları teslim alayım. İki kişi gelsin benimle. Ben geldim Çavuş. Müyerim, hadi sen de gel. Ya benim ne alakası var koyunun kuşun ya? Senin arkadaşlar. Müyerim! Müyerim! Hem çobanlık, peygamberlik mesleği değil mi? Aferin. Gelmiyor mu seninki? Peki, hemen geliyorum. Benimki mi? Benimki kim ya? Osman'ı diyor. Hani geleceğim demişti. Ondan sonra yok. Yoksa lazım değil. Gene gücü verdin değil mi? Pes yani Fatma ya, pes ya. Ne, o gelmiyor mu? Bir problem çıkmış, gelemeyeceğimiş. Ne problemiymiş o? Ya ne bileyim ben, vazifedir belki. Vazife, vazife. Koca baba. Ha. Biz burada çalışıyoruz ya. Sen de lengeri önüne alsan da şöyle bir pişmaniye çeksen. Yesek tatlı tatlı. Ne güzel olur ha. Çalışırken mi? Pişmaniye mi? Ha. O da boş boş oturuyorsun da. O yüzden dedim. Ulan bana bak. Ben kendimle akşamları pijamamı geçip televizyon karşısında kaçını veririm. Sana ne oluyor? Tamam tamam. Kızma. Sende tiroid falan mı var? Ne bu asabiyet böyle Allah sen? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ulan kuzu gibi adama denetim verdin be. İbrahim. Hadi pişman edecek. Ağam. Hiçbir şey de yemediniz. Size hemen çay getireyim ben teslim hanım. Ana, niye girmiyorsunuz içeriye? Nihan gelmedi Ethem. Ya kurban olayım, zaten arıyorlar, bakıyorlar, soruşturuyorlar. He? Bu kız da acıktı, uykusu geldi. Hadi anam, hadi kurban olayım, hadi kalk. Hadi bakalım. Allah. Zerre kadar atan olsaydı eğer, ben de karşında olmazdım şimdi zaten. Yüreğin üzme. Heh. Hadi babam, hadi kurban olayım, hadi içeriye, hadi. Hadi babam. Hareket edebilecek durumda mısın? Zaten hareket haline değil miyiz? Güney'e geçenler olmuş. Muhtemelen istihbarat. Bir şeyler karıştıracaklar. Ne yapacağız? Ona da mal. Yakalayabiliyorsan önce konuştur, sonra... Onların sonrası yok. Hayır, sonrasını konuşacağız.
Peki. Ben çıkıyorum. Sen bunun için doğmuşsun Nesla. Bunun için. Çay getirdim. Sağ ol Mahmut. Gerçi sen Cavuş Taner'e tembih ettin. 2 metre yanıma yaklaşırsa vur diye ama ben yine de sayırdım geldim. Sen niye burada bekliyorsun komutanım? Telefon burada çekiyor ya gülüm. Burada çekiyor. Avukat Han'dan haber var mı? Yok. Hiçbir haber yok. Allah kısmet ederse sağ salim dönecek komutanım. Komutanım. Küçükken babam anlatırdı. Televizyon yokmuş o zamanlar. Böyle anlatırlarmış. Destanlar, efsaneler. Ya işte Leyla ile Mecnun. Asil ile Kerem. Başka kim vardı ya? Arzu ile Kamber. Memuzin. Böyle efsaneler bunlar hep. Destanlar. Yani demem o ki. Bak şimdi de herkes Osman Han yağından bahsediyor. Değil mi ama? Bak sizin aşkınız da efsane oldu. Ama tabii eğer efsane olacaksan, destan olacaksan İnsanın karşısına düşman da çıkacak, dev de çıkacak, ne bileyim canavar da çıkacak. Yani çıkacak oğlu çıkacak. Bundan kaçış yok. Gülüm. Ben destan falan istemiyorum ki. Ben sadece... Ben sadece... Biliyorum komutanım. Biliyorum ama... Sen isteyip istememen de olmuyor ki. Bak görürsün. Avukat hanım sağ salim dönecek. Döndüğünde de Mahmut bile bile dediydi dersin. He? Bak çayın soğudu. Boğazımdan bir şey geçmiyor ki gülüm. Aman dile dile. Öldüm dile 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 dile.
kadar kaldı? Yarım saat kaldı Berat Bey. Benim amca. Ne yapıyorsunuz? Bekliyor ki yeğen ya. Bizde haber de yok. Hiçbir şey yok. Biz de araştırıyoruz amca. Merak etme, bulacağız yani. İnşallah yeğen, inşallah. Berat mı? He. Baba var ya, bu lavuğun böyle ortalıkta dolanması hiç hayra alamet değil ha. Yani bu taş kalkar da altından bero çıkarsa hiç şaşırmam ha, ona göre. Bilmiyorum, bilmiyorum. Aklım Nihan'da. Ne yaptı çocukcağız? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Açın şunun ağzını. Su verir misiniz biraz? Su verin şunu. Burada tutuyorsunuz beni. Neyi bekliyoruz biz? Bana bak, kes sesini. Ya anlamıyorum, neyi bekliyoruz biz burada? Bir kelime daha edersen susarsan. Şimdi olduğun yerde yat, sesin çıkmasın. Osman, uyumadın mı sen daha? Komutanım. Benimki de soru işte. Ya hareket emri geldi. Çocuklar hazırlanıyorlar. Tamam komutanım, ben de hazırlanıyorum. Osman. Komutanım, 5 dakika yazın. Osman. Bizle beraber kim geliyor? Taner'le Hasan mutlaka olsun. Ya Osman, bir dinle ya. Bir dinle. Bak sen gelme. Ya şimdi Nihan'dan haber yok. Senin aklın burada kalacak. Hem izin de yazdık sana. Komutanım, görev emrinde ben yok muyum? Ya var ama... O zaman geliyorum. Osman! Komutanım. Müge, şu avluda öldüğü zaman siz kaldınız mı? Taner, Sait, Muharrem, Mahmut. Bu çocuklar kaldı mı komutanım? Şimdi ben niye kalayım? Ama... Komutanım. Nihan'ı arıyorlar. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Tek yaptığım şey umut etmek. O yüzden ben bu intikale geliyorum komutanım. Hangi bir eksik var mı Muharrem? Her şey tamam çavuşum. Hazırız. Ne oldu Aslı Eman? Dediğin gibi oldu, geliyor. Ben dedim sana. Ciğerini bilirim ben onun, ciğerini. Bağlasan durmaz buraya uşak. Ya... Sen Nihan'dan haber alırsan hemen bize de haber uçur. Yoksa baş edilmez bununla daha da. Anında uçururum Aslıyım Hanım. Onun 5 kişilik bir grup süratli intikal halindeymiş. Nereye doğru komutanım? Sınırın öbür tarafına. Ve anladığım kadarıyla bizimkilerden küçük bir grubun önünü kesecekler Osman. Bizimkiler? Her zamanki kuşlardan. Uçan kaçan tayfası. O zaman acele etmemiz lazım.
Aslıhan Hanım. Gözünüzü seveyim, dikkatli olun. Eyvallah başhemşim. İnsan bir mahzun oluyor komutanım ya. Sen gitmedin mi la? Yok komutanım, ben görevli olduğum için kaldım. Ne görevi? Katır mı? Gaytar ucu? Yok, dün keçiler koyunlar geldi ya. He. İyi iyi, bak bakalım hayvanlara. Emredersiniz komutanım. Bir konu arz edebilir miyim komutanım? Arz et. Soya fasulyesinin et kadar, hatta etten daha fazla protein içerdiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Mercimek hatta. Tam bir protein deposu. Valla kırmızı et falan yemeye hiç gerek yok komutanım. Ne geveliysin ula sen ya. Allah Allah. Birileri geldi. Yardım edin. Allah'ın ağzını yüzün. Yardım edin. Bak hele kimmiş. Sen de arkası götür hadi. Sesini çıkarma. Sakın. Atın lan silahlarınızı! Atın! Nihan! Nihan tamam Nihan tamam. İyi misin sen? Ha? Tamam. Geçti. Tamam. Çok korkuttun bizi. Tamam. Hadi. Diğerlerisi gelmeden bir an önce çıkalım buradan ha. Hadi tamam. Hadi gel. Hadi tamam. Tamam. Siz arabayla gidin Berat Bey. Vakit kaybetmeyin. Biz bunu hallederiz. Hadi bakalım. Geç. Benden ya. Ya güzelim, şu an bunları düşünmenin zamanı değil. Bak, meraklı insanlar evde seni bekliyor. Bir an önce gidelim eve. Bunları daha sonra konuşuruz. Tamam? Sen nasıl buldun beni? Önce 3-5 tane serseriye ulaştım. Azıcık paranın ucunu gösterdim. Sonra küt diye buldum seni. Neredeler? Açıda bir sorun var galiba, ha var. Sorun morun yok. Yürüyemeyen burada kalsın o zaman.
Çok hızlı gittik Haval. Belki... Hayır. Hızlı gideceğiz. Hatta daha da hızlı. Hadi. Biraz uyursun diye düşünmüştüm ben. İyiyim ben. Bir yerde durayım istersen, yüzünü falan yıkarsın biraz. Birisi geldi. Kızım! Kızım ne hal oldu sana? Gözünü seveyim. Neredeydin? Neredeydin? Nihan! İyi misin? Nihan'ı buldum amca. Olan bu. Tamam.
672 dinlemede tamam. Oğlum o deliği ver bakayım bana. Deli deyince hemen sana geliyorlar Osman. Trolle başlamış komutan. 672 dinlemedi tamam. Ulan Deli Zeybek, kaybın bulundu tamam. Sağlığın saati yerinde, her şey yolunda tamam. Anlaşılmadı tamam. Ulan bana telsizden roman yazdırma. Kaybın bulundu diyorum, seninki bulundu. Evinde şimdi, her şey yerinde, sağlığı saati iyi tamam. Anlaşıldı 742, büyüksün tamam. Hadi geçmiş olsun Osman. Sağ olun komutanım. Ben sana ne dedim ha? Ne dedim ben sana? Ne dedin lan? Dedim ya hani karakoldayken Mahmut dediydi dersin dediydim. Hatırlamıyorum. Ya anlattım ya efsaneler, destanlar. Hatırlamıyorum lan. Ya Leyla, Mecnun, Memuzin, Devcun'u var. Hatırlamıyorum. Ya bırak ya. Komutanım ben söylemiştim ona. Devam ediyoruz Mahmut. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi yürü. Söyle baş hoş doymadı galiba konuşmaya. ...672 dinlemedi tamam. 672 KJ1. 672 KJ1. Duyuyor musun tamam? Duyuyoruz KJ1 tamam. Etrafımızı sarıyorlar. Etrafımızı sarıyorlar. Aa! Komutanım! Komutanım! Etrafımız sarıldı. 672. Durum iyi değil. 672. Durum iyi değil tamam. Halis bu. Bir hane dağlar, bir hane dağlar. Kimin için ağlar, bizim için ağlar. Kimin komandolar.